Merhaba dostlar ben Ozan. Eğer bir Xiaomi telefon kullanıyorsanız ve performansından çok memnun değilsek veya bu performansı daha da arttırmak istiyorsak bu videoda Xiaomi telefonunuzu menüde arayüzde daha akıcı şekilde kullanmak ve oyunlarda da en yüksek performansı istiyorsak yapmanız gereken en önemli ayarlardan bahsedeceğim. Ve sizce bu videonun Samsung ve Apple versiyonunda gelsin mi? Gelsin diyorsam videoyu beğenmeyi ve abone olup zili açmayı unutma. Bu videonun devamı size bağlı. Ozan güncelleme desteği kesilen veya yeni çıkan bir sürü Xiaomi cihaz var. Buradaki ayarlar bütün Xiaomi cihazlarda işinize yarasın diye Xiaomi'nin HyperOS sürümündeki bir cihazdan göstermeyeceğim. Elimde MIUI kullanan eski bir Xiaomi telefon var. Onun üzerinden anlatacağım. Buradaki ayarların hepsi Xiaomi'nin HyperOS sürümünde zaten var. O zaman yeni telefonlarda ne yapacağız derseniz MIUI 13 ve önceki sürümlerdeki bütün ayarlar HyperOS sürümünde var. Yani göstereceğim ayarlar tüm cihazlara hitap ediyor diyebilirim. Sonrası için de HyperOS'e özel ekstra ayarlar da var. Onunla ilgili de ayrı bir video gelsin diyorsan yorumlarda yazmayı unutma. Şimdi hiç uzatmadan ilk ayarımızla başlayalım. İlk ayarımız özellikle oyunlarda bir performans düşüklüğü yaşıyorsanız bunun için bir ayar göstereceğim. Ayarlar kısmına giriyoruz. Ardından arama kısmına Game Turbo'yu yazıyoruz. Hemen Game Turbo karşımıza çıkıyor. Buradan sağ kısımdaki ayarlar butonuna tıkladığımızda ikinci menüde performans modu bulunuyor. Bunu kesinlikle aktif edin. Buradan çıktıktan sonra da performans optimizasyonunu da aktif etmemiz gerekecek. Yeah. Bellek istisnaları kısmında da özellikle yüksek grafikli oyunları buraya eklemenizi öneririm. Burada RAM performansı tamamıyla oyun odaklı bir hale getiriliyor. Geliştirilmiş deneyim kısmında da bilirim çubuğu hariç diğer ayarları da açmanızı öneririm. Bu sayede işlemcinin ekran tarafıyla uğraşmamasını sağlayarak tüm odağını oyuna ve performansa vermesini sağlayacak. Burada yine ayarlar kısmından uygulamalar bölümüne gireceğiz ve hangi uygulama veya hangi oyunda sorun yaşıyorsak Buradan bu uygulamayı seçerek şu anda ben PUBG Mobile'i seçiyorum. PUBG Mobile'de pil tasarrufu kısmına baktığımızda da görmüş olduğunuz gibi MIUI kendisi PUBG Mobile'i pil tasarrufu modunda oynamamızı öneriyor. Çünkü bu uygulama gerçekten çok güç tüketiyor ve de performansa bataryayı optimize etmek istediği için bize burada pil tasarrufunu öneriyor. Ancak biz burada daha yüksek performans beklediğimizden dolayı kesinlikle kısıtlama yok seçeneğine getiriyoruz. Söylediğim gibi sadece oyunlar için değil, mesela atıyorum Instagram'da da bir problem yaşıyorsanız bu menüde Instagram'ı da hızlandırabilirsiniz. Şimdi 3. özelliğe baktığımız zaman ayarlarda en üst kısma geldiğimizde telefon hakkında bölümünde MIUI sürümine 5-6 kez tıklıyoruz. Ardından artık geliştiricisiniz uyarısı karşımıza çıkacak. Bunu gördükten sonra buradan çıkıp alt kısma gel geldiğimizde burada ek ayarlar ek ayarlardan da geliştirici seçeneklerine tıklıyoruz. Burada aşağı kısımlarda arka plan işlem sınırını bulup kendi kullanımımıza göre en çok 4 işleme kadar bu işlemleri kısıtlıyoruz. Kendi kullanımımıza uygun bir ayar seçtiğimiz zaman da arka planda RAM ve işlemciyi kullanan uygulamaları bu ayarla birlikte rahatlıkla sınırlayabileceğiz. Bu da performansta bize bir nebze de olsa katkı sağlayacak detaylardan diyebilirim. Geliştirici seçeneklerinde 4x MSA zorla seçeneği eğer sizde aktifse kesinlikle kapatmanız gerekiyor. 4x MSA uygulamalarda görüntü kırılmalarını ve detayları arttıran bir özellik. Bu yüzden bunu kapattığımızda da telefonumuzun GPU'su daha az yorulacak. Ve daha yüksek bir performansa kavuşabileceğiz. Sonrasında burada oyun sürücüsü tercihleri kısmını buluyoruz. Buradan özellikle oyunları ve yine yüksek performansa çalışmasını istediğimiz uygulamaları tek tek seçebiliriz. Ama buradaki varsayılan seçeneğini kapatmanıza veya değiştirmenizi önermiyorum. Çünkü burada bütün uygulamalarımızın, uygulamalarda işlemci kendini daha yüksek frekanslarda çalıştıracak. Bu da batarya tüketimine olumsuz bir etki diyebiliriz. Yani burada özellikle hızlanmasını istediğiniz uygulamalar ve oyunları seçmek daha mantıklı olacaktır. Son olarak geliştirici seçeneklerinde animasyonlar bölümünü görüyoruz. Bu kısımda özellikle giriş veya giriş orta sınıf arası bir Xiaomi telefonunuz varsa bu ayarları değiştirebilirsiniz. Animasyonlar performansta çok büyük bir etki değil ama akıcılık açısından yine avantaj sağlıyor diyebilirim. İşlemcinin zayıf olduğu durumlarda menü akıcılığını biraz daha arttırabiliyor. Bir diğer ayarımıza baktığımızda burada güvenlik kısmına geleceğiz. Sağ üst taraftaki ayarlara tıkladığımız zaman hızı arttır bölümünü buradan buluyoruz. Ve ön bellek temizleme seçeneğini aktif hale getirerek arka planda haberimiz olmadan işlem yapan veya açık bıraktığımız uygulamaları otomatik olarak kapatmasını sağlayacak. Bazen arka planda gözükmeyen uygulamalarda işlemciyi kullanabiliyor. Buna bağlı bir performans düşüşü yaşamamak için benim tavsiyem 10 dakikada bir ön temizleme seçeneğini aktif etmenizden yana. Şimdi Play Store'a girdiğimiz zaman hesabın olduğu kısma tıklayarak. Play Protect bölümüne giriyoruz. Burada ayarlar simgesi var. Ona tıkladıktan sonra iki seçenek karşımıza çıkıyor. Bu ayarlar sizde de büyük ihtimalle aktif durumdadır. Burada telefonumuzun uygulamalarını gün içinde ara ara tarayarak zararlı bir yazılım var mı bunu test ediyor. Açıkçası kullandığınız uygulamalar APK değilse yani dışarıdan yüklemediyseniz güvenli uygulamalar kullandığınızı düşünüyorsanız bu ayarı kapatmanızı öneririm. Çünkü bu işlem arka planda telefonu yoran detaylardan diyebiliriz. Burada tekrardan ayarlar kısmına gireceğiz. Orta bölümlerde gizlilik koruması bölümüne geldiğimiz zaman özel izinler bölümüne tıklayıp kullanım erişimine burada görebileceğiz. Buradan da Device Health Service seçeneğine gelip kullanım erişimine izin vermeyi kapatıyoruz. Bu sayede yine arka planda telefonumuz biraz daha rahatlayacak diyebiliriz. Çünkü bu ayar açık kaldığında neredeyse her an çalışmaya devam ediyor. Bu da RAM tüketimini arttırıyor diyebilirim. Son ayardan da bahsedersek yapacağımız bu ayar özellikle orta sınıf cihazlar ve RAM kapasitesi 4 GB veya daha altında olan cihazlar için en önemli kısımlardan diyebilirim. Burada evet bir uygulama indireceğiz. Google Play Store'a girdik den sonra aramaya swap no root yazıyoruz ve bu uygulama söylediğim gibi 4 GB RAM ve altında bir telefonunuz varsa mutlaka indirmeniz gerekiyor. Bu uygulama nedir derseniz telefonunuzda sanal RAM oluşturmamızı sağlıyor. Yani telefonumuzun genel performansını ve oyunlardaki performansını da ciddi anlamda etkileyecek bir ayar diyebiliriz. Ama telefonumuzda bu sanal RAM uygulayabilmek için telefonumuzda kesinlikle bir hafıza kartının bulunması gerekiyor. En az 32 GB'lik bir hafıza kartınız varsa bu uygulama ile birlikte telefonunuzun RAM miktarını neredeyse iki katına kadar çıkartabilmeniz mümkün. Söylediğim gibi hafıza kartımız olmazsa RAM arttırmayı kesinlikle yapamayacağız. Evet dostlar bu videoda tüm Xiaomi cihazlar için yani Mi serisinden Poco'suna kadar oyunlarda ve genel uygulamalarda performansı arttıracak en önemli ayarlardan bahsettim. Bu tarz telefon hızlandırma ayar videoları daha sık gelsin diyorsanız da serinin devamı size bağlı. Aklına takılan bir soru olursa da yorumlarda buluşalım. Ben Ozan sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın bakın. Hoşçakalın.